Merhaba, ben Abdullah Özkay. Burası Bağız Girişim. Bağız Girişim'de dijital ihracat sohbetlerine devam ediyoruz. İhracat sohbetlerini zaten alanında duayen kişilerle, farklı ülkelerden kişilerle yapıyoruz. Dijital ihracat sohbetlerinde de Bağız Girişim'in dijital pazarlama takım lideri Hakan Ada'yla sohbetler ediyoruz. Ve burada da nasıl ilerleteceğimizi öngörüyoruz. Bugünkü konumuz ihracat için SEO, ihracat için SEO yoluyla yani arama motoru optimizasyonu yoluyla müşteriler bulmak. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar herkese, hoş bulduk. Hakan Bey, firmalarımızın çok ihmal ettiği konuların başında web siteleri ve SEO geliyor. SEO bizlerin gizli satış elçisi ve bunun için de iyi bir web sitesine sahip olmak gerekiyor. Buna ilişkin bir girizgah yapabilir misiniz? Evet. Ya bu sene ilk defa dijital reklam var. Yani konvansiyonel araçlarla yapılan reklamların bütçesini aştı Türkiye'de. Yani bu demek oluyor ki gün geçtikçe yani dijitalde yoksak görünürlüğümüz olmuyor. Yani görünürlüğümüzü sağlamamızın yolu yollarından ilk öncesi dijital alanlar. Yani bu konvansiyonel alanlar ikinci plana düşmüş durumda. Bu yurt dışında daha da hızlı ilerliyor. Bu sene içerisinde yurt dışındaki reklam harcamaları 3 kat arttı. Yani şöyle anlatayım. Yani reklam verenler 3 kat daha fazla arttı. Dolayısıyla hem reklamların fiyatları arttı hem çıkabileceğimiz mecralar azaldı. Şimdi ihracat yapmaktan bahsediyorsak ilk önce SEO yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü B2B pazarlamanın en önemli aracı Google ve arama motorları, diğer arama motorları. Ya belirli ölçüde Yandex, Bing gibi araçlar da kullanılıyor dünyada ama bu kullanılan araç Google. Şimdi Google'da ilk sıralarda çıkmak tabii ki önemli. Ama bu reklam alanlarının artmasından dolayı ki önümüzde işte yapay zeka aracı da getiriyor Google. Orada da hani site önerisi yapsa da reklam alanları daha da çok artacak ve SEO alanları biraz azalacak. Bu SEO alanları da işte YouTube ve diğer mecralara kayacak biraz. Sadece hani Google'da yapmak da yetmiyor. YouTube'da temelde bir arama motoru olduğu için YouTube'da da bir SEO yapmak gerekecek önümüzdeki dönemlerde. Şimdi konuyu çok dağıtmadan temel noktalara gelirsem, reklam verebilmemiz için ilk önce sitemizin SEO'sunun tamamen bitmesi gerekiyor. Şimdi SEO'ya baktığımız zaman böyle biraz hani kafa karıştırıcı bir kavram olarak kalabilir. Yani oraya kelime girmek ya da hani metin girmek olarak algılanıyor ama SEO aslında sitemizin müşteri deneyimine uygunluğu. Yani aranan anahtar kelimeye de biz ne kadar otoriteyiz. Şimdi dünya çevresine tüm dünyaya ürün satmaktan bahsediyorsak, yani yurt dışına ürün satmaktan bahsediyorsak o üründe ve o ürüne ait kelimelerde öncelikle Google'un bizi otorite olarak görmesi gerekiyor ki müşterilerimiz de bizi otorite olarak görsün. Yani burada Google ilk önce sizi Google'ın sevmesi gerekiyor ki ondan sonra müşteriler sevecek. Yani böyle bir önümüze hedef koymamız gerekiyor. Ha, bunu yapmazsak ne oluyor? Reklam veremiyoruz. Yani Google sizi göstermiyor. Yani azalan bu reklam alanlarında ya çok büyük maliyetlenmelerle, hani rakiplerimizin 10 katı, 15 katı, 20 katı maliyetlenmelerle reklam alanı bulabiliyoruz. SEO yapmazsak ya da zayıf bir SEO'muz varsa. Ama SEO'yu çok doğru yaparsak ve Google tarafından çok güzel listeleniyorsak ve Google bizi seviyorsa, yani sitemizi seviyorsa, tarzımızı seviyorsa bize daha uygun fiyatta daha çok reklam alanı sağlıyor. Yani burada X rakamla 10 tane alırken işte X rakamda bir anda 100, bir anda 1000 alabiliyorsunuz. Bu da görünürlüğünüzü artırıyor. Görünürlüğün artması ne demek? Görünürlüğünüzün artması satışların artması demek. Çünkü B2B alanda takdir edersiniz. Yani bu e-ticaret ya da B2C alanda hani tüm aramalar satışa dönüyor mu? Yani dönmüyor tabii. Hani bazısı kafasında bir düşünce var. Onu netleştirmek için arama yapıyor. Ama B2B alandaki aramaların birçoğu lead dediğimiz kaliteli, hani satışa dönmesi hızlı olan aramalardır. Çünkü kimse durup dururken öğrenci değilse eğer biz de çeşitli taktiklerle öğrencileri ve hani o sektördeki
lide dönüşmeyecek kitleleri ayırabiliyoruz ama eğer bir hani B2B kelimede arama yoğunluğu varsa onların büyük bir çoğunluğu satışa dönüşüyordur. Yani şey arıyordur, satın alacak yer arıyordur. Ya da yeni şeyler, imkanlar arıyordur. Ve bunlarda bizim birinci sırada çıkmamız kısa yoldan şunu sağlıyor. Tüketici diyor ki, ya da işte karşıdaki satın alma yapacak kişi, bu firma benim bu kelimeyle ilgili yaptığım tüm aramalarda birinci sırada çıkıyor. Ya da işte ilk üç sırada çıkıyor. Ve sürekli bana reklamları geliyor. Bu öncelikle marka değerini arttıran bir husus. Bir de sürekli birinci sırada çıkmak şu demek artık, o markanın büyüklüğü demek. Yani sizin arka sıralarda çıkmanız daha küçük bir marka olarak algılanmanıza sebep oluyor. Burada da zaten hani yıllarca bu iş ticarette olup, yani 20-30 senede olup hala web sitesi olmayan, hala SEO'su olmayan ve buna yatırım yapmayan firmalar yavaş yavaş pazarlarını bu işe önem veren, yatırım yapan markaları kaptırmak durumunda kalacaklar. Evet, tam olarak da söylediğimiz bu. Geleneksel satış kanallarının giderek daraldığı, hiper rekabetin arttığı, artık dünyanın her yerinde her türlü üretimi bulmak mümkün hale geldi neredeyse. Böyle bir çağda dijitale yapılan yatırımlarla öne çıkmak gerekirken birçok firma bunu atlıyor. Ben bugün bunu şu şekilde betimliyorum firmaların gözünde. İbrahim Müteferrika bunu yapanlar. Osmanlı'ya matbaayı Jean Gutenberg Almanya'da buldu. 227 yıl sonra İbrahim Müteferrika getirdi. Aynı onun gibi. Dijital pazarlama 24 yaşında. İlk dijital pazarlama Google'da 2000 yılında yapılmıştı. Ve bunun öncüleri hala doğmakta olan bir şafak ve potansiyelinin %1'ini bile gerçekleştirmediği tahmin ediyorum. Gelecekte yani ön tutanlar çok daha büyük paralar kazanacak. Geç kalanlar çok daha büyük maliyette girmek zorunda kalacak dijital pazarlara. Giremeyecekler belki Abdullah. Kötü haberim o. Evet. Yani, belki de giremeyecekler. Öyle, benim trafik alma dediğimiz bir hadise var. Sizin Google'un sizi taraması, o kelimeyi de otorite olarak görmesi eskiden özür diliyorum. Eskiden 3 ayımızı alırken eskiden bahsettiğim yakın bir tarih. Geçen sene 1,5 seneyi almaya başladı. Evet. Senin rakamlarını paylaşamıyorum. Yeni gelen markalar sonucunu göreceğiz. Süre bozuyor. Evet. Yani, özellikle pandemiden sonra herkes dijitalde. Evet, tabii. Yani tam olarak bu yaşandı. Her 3 kat artıyor giriş. Ama buna uygun mecralar hani 3 kat geriye geliyor. Hani her sene sizin girip trafik almanız, SEO yapsanız da, her şeyi mükemmel yapsanız da trafik almanız hızlanmıyor, yavaşlıyor. Evet. Yani ne kadar erken girersek ve bunları çözersek ve her gün sadece hani bu web sitesini yaptım, SEO'mu yaptım, içeriklerimi girdim, bittiğiyle olmuyor. Çoğu firmanın yaptığı yanlış bu. Bir firmayla anlaşıyorlar, web sitelerini yapıyorlar. Katalog site kalıyor. Ve ama ne içeride SEO uygun metinler var, ne anahtar kelimeler var, evet, ne reklamı daha önce yapılmış, hiçbir altyapı yok. Ne gelen dönüşümler sayılıyor içeride. Ne SERP'leri uygun dediğiniz gibi, ne teknik SEO'ları uygun, ne site dışı SEO'ları uygun. Yani birçok açıdan sadece bir site var. Ancak birisiyle kart vizitini uzatırsa, adamla girerse görüyor. Halbuki bu remarketing dediğiniz dijital pazarlamacıların siteyi ziyaret edeni tekrar tekrar o kişi sitede geçen bir kelimeyi aradığında öne çıkarmak ya da Instagram'dan, Facebook'tan hatırlatma atmak gibi hususları mesela çoğu firma ne olduğunu da bilmiyor. Tabii web sitesi aslında bir hub'dır. Yani hub'dan evet, kastım nasıl tüm Türkiye'deki tüm tren raylarının merkezi Ankara'da birleşiyorsa. Evet. Bir şey tüm yollar Ankara'da. Tüm yollar Roma'ya çıkar derlerdi ya, işte tüm yollar nasıl şeyde Türkiye'de Ankara'da birleşiyorsa, yani İstanbul'da tüm yollar nasıl bir noktada birleşiyorsa web sitesi hub, hani sizin tüm iletişiminizin, işte verdiğiniz kartların, yaptığınız reklamların bir firmanın en önemli dijital varlığı diyebiliriz değil mi web sitesine? Hem dijital varlığı hem hub'tan kastım şu.
Oraya hani herkesi sokmanız gerekiyor. Orada sürekli gelişimde bulunmanız gerekiyor. Yani sosyal medyanızı beğenen de tıklayıp sizin web sitenize geliyor. İşte dışarıda konuştuğunuz, kart verdiğiniz bir kişi de işte yazıp web sitenize geliyor. Yani web sitesini çok canlı tutmak gerekiyor ve trafiğini sürekli kontrol etmek gerekiyor. Eğer uluslararası camiada bunu yapacaksak, maliyetlerden dolayı ilk önce web sitesinin teknolojisini, işte web sitesinin SEO'sunu tüm dünya dillerine uygun şekilde çözüp orayı bir hub haline getirmek gerekiyor. Hub haline getirdikten sonra, hub'tan kastım şu, çoğu firma şey de koyar. Hani mesela lojistik süreçlerini de oraya koyar. Hani ben mesela ürünü çıkartıyorum ama hani takibi için linki oraya koyar mesela. Ya da işte bu stok takibi gerekiyordur. Yani stokta ne kadar ürün var ya da işte diğer şeyler ya da teknik çizimler, işte kalite belgeleri vesaire. Sürekli siteyi güncellemek gerekiyor. Burada hani bazı firmalar, hani KOBİ'lerden bahsediyorum, 5 sayfalık site yapıyorlar. Hani oraya hakkımızda bilgisini bile dolduramıyorlar. Evet. Yani bunlar çok hani işe, yani bu sitelerden bahsetmiyoruz. Dış ticaret yapacaksak müşterinin hem bizim firma kültürümüzü edineceği, hem bizim ürettiğimiz ürünle ilgili tüm bilgileri gelip üreteceği, aynı zamanda biz bunları yaparken bu içeriklerin SEO'ya, Google'a yaptığımız için işin tüm otoritesini yansıtacak şekilde yansıtan bir hub'tan bahsediyorum. Bu hub'ı kurduktan sonra uluslararası ticaret dijitalle çok üst düzeylere çıkıyor. Ha, bunu da neden yapmak zorundayız? Yapmasak ürün satar mıyız? Satarız. Ama artık araştırmalara göre 80, yani 1980 doğum ve 6 olan kuşak satın almalarını dijital yapmak istiyor. Tamam, hani yine sizi fuarlardan, diğer hani yollardan aramak istiyorlar, size dokunmak istiyorlar bu kuşak. Ama çok da hani uğraşmak istemiyor, dijitalde karşılaştırmak istiyor. Çok hızlı teklif almak istiyor. Yani bunu teklif almak istiyorsa sizin orada doğal olarak gelen kişiyi hani telefonda bekletmeyip online servis vermeniz gerekiyor web üzerinden. Evet, bir de özellikle ihracat için şunu da söylemek lazım. Son dönemde ülkelerin vize politikaları çok sıkılaştı. Artık kolay kolay gelinemiyor. Vize mektupları vesaire havada uçuyor. Afrika'ya özellikle ihracat yapmak isteyenler bundan çok muzdarip oluyorlar. Dolayısıyla bunlara artık erişmenin tek bir yolu kalmış durumda. Dijital yani pazarlama. Ben şunu söyleyebilirim. Şu an dünya tüm ihracat süreçlerinin dijitalleşmesini test ediyor aslında. Evet. Yani burada nasıl e-ticarette biz bir süre kendimiz test ettik pazar yerlerini, e-ticaretten alışverişi. Sonra nasıl tüm alışverişimiz neredeyse dijitale döndüğünü düşünün. Toptan alışveriş de yakın bir gelecekte büyük bir oranda şeye dönecek. Dijitale dönecek. Evet. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum hani burada. Hani dijital pazarlama yapın, web sitesi yapından bahsetmiyorum. Web sitenizin bunu karşılaması gerekiyor. Orada bir canlı destek olması evet. gerekiyor. Değişik dillerde canlı destek olması gerekiyor. Siparişin web sitesi üzerinden geçirebilir olması, takip edilebilir olması. Yani tüm sürecin dijitalleşmesinden bahsediyorum. Ve bu yakın bir gelecek, çok uzak bir gelecek değil. Belki 5 sene sonra artık hani tamam belki fuarlardan bahsedeceğiz ama senin bahsettiğin gibi bir kişinin belki sadece üretimi kontrol edip etmek için gelmesinden bahsedeceğiz. Yani bu evet. teklif alma, yeni teklif verme süreçleri ne yazık ki dijitalleşecek. Çünkü şey artık kimse özellikle genç kuşak, onlar yönetici oldukça, yani 80 kuşağı ve sonrasından bahsediyorum. Şey yapmak istemiyorlar. Hani çok böyle uğraşmak istemiyorlar teklif almak evet. için. Bir generasyon shift dediyor aslında. Evet. Generational shift dediğimiz bir konuyla karşı karşıyayız. Şu an sadece şeyi bırakamıyorlar. Yani offline diğer kanalları şu an bırakabilmiş değiller. Evet. Bunun sebebi de şu. Online taraf bitmiş değil. Ama bazı firmalar, özellikle Çinli firmaların birçoğu bunu kolaylaştırdı. Hı hı. Çoğu hani vizyon şeyi bu işe yatırım yapan firmalar fark ettirmeden bunu kolaylaştırdı. Bu sektörden sektöre de değişiyor tabii. Bunu kolaylaştıran firmalar
daha hızlı ilerleyecek. Başta da bahsettiğim gibi. Çünkü bu yatırımları yapmak ve işletmek ve şirketi o yatırıma göre o kültürü geliştirmek zaman alan bir süreç. Evet. Biz ertelersek eğer, ya işte görünürlüğümüz de ertelenecek. Yarın bunu hızlıca çözmüş yeni yetme bir firma bize şey yapabilir yani. Hani nasıl desem, geçebilir. Geçebilir. Aslında asimetrik savaş için en uygun platform herhalde dijital pazarlama. Şöyle, ben hani şöyle de söyleyebilirim. Yani biz burada biraz yine şeye, e-ticarete baktığımız gibi bakıyoruz ama Türkiye'nin de e-ticaret süreçlerinde çok zordu ilk dönemler. Evet. Mobil ticaret çok zordu. Hani biz böyle hep böyle bir ön yargıyla bakıyoruz. Ama sonra da en çok kullanan insanlar oluyoruz. Yani şu an dünya genelinde yine e-ticareti en çok kullanan, dijital pazarlamayı hani en hızlı kullanan ülkelerden biriyiz. Çok genç bir nüfus tabii. İhracat da o şeye gitme durumunda. Şu an tabii ön yargılar var. Bunu erteleme gibi durumlar var. Biliyorsun Abdullah, sen de çok sektörün içerisindesin. İnsanlar ertelemenin bir çözüm olduğunu sanıyor. Erteleme çok büyük bir masraf. Evet. 2-3 sene önce 3 ayda trafiğe sokabildiğim bir site şu an 1,5 sene alabiliyor. Seneye belki 3 sene olacak. Yani katlanma oranını bilmiyoruz. Çünkü... Peki burada içerik pazarlaması dediğimiz şey ya da yayıncılık. Mesela benim artık, yani ben uzun zamandır hem eğitimlerimde hem kendim bunu bir ilke olarak benimsemiş durumdayım. Dijital bir tarla, biz buna tohumlar atmalıyız içeriklerle. Bu içerikler video içerikleri olmalı, bu içerikler yazılı olmalı, sesli olmalı. Kişilerin 7-24 her yerine yönelik içerik çıkarmalıyız. Burada da mesela şu anda da biz sizinle bir canlı yayın yapıp aslında bazı girişim YouTube kanalına bir içerik çıkarıyoruz. Bunu LinkedIn'de vesaire paylaşıyoruz. Speech to text yapıp metne dönüştürüp, konuşmayı metne dönüştürüp bloglarımıza atıyoruz vesaire. Onlar da SEO katkı sağlıyor. YouTube optimizasyonu yapıyoruz. Sosyal medya optimizasyonu, firmalar bunu da bilmiyorlar. Bunlara ilişkin hani iletişimde buna batching deniyor bildiğim kadarıyla. Buna ilişkin sizin söyleyecekleriniz neler? Mesela işletmelerin siteye aslında iki tür trafik çekiyoruz. Bir reklamla, bir SEO dediğimiz reklamla, bir de blogla. Mesela blog ne için önemli firmalar için? Bunlara ilişkin de bilgi verebilir misiniz? Şimdi bu YouTube'daki videolar ve blog içerikleri sizin kültürünüzü gösterdiği ve alanınızdaki hakimiyetinizi yansıttığı için önemli. Yani sektördeki bir araştırmayı, yaptırdığınız bir araştırmayı ya da bir içerik yazısını paylaştığınız zaman sizin yapmayandan bir farkınız ortaya çıkıyor. Yani yapmayan biraz daha hani o konularda entelektüel birikimini olmadığı şeklinde, yani kendi alanındaki birikimi, yeniliği takip etmediği şeklinde yorumlanıyor biraz da. Burada şöyle, profesyoneller bunu bu şekilde yorumluyor. Çünkü siz bir konuda bir araştırma yaptığınız zaman size sonuç veren siteyle vermeyen siteyi, kullanıcı deneyiminden bahsediyorum, başta da bahsettim, ayrı tutuyorsunuz. Yani içerisi boş, blog yazısı olmayan, içerik olmayan bir markayla buna sürekli dikkat eden ve çok kaliteli içerikler yapan markanın değer algısı farklı. Evet. Yani başta bu. Yani sizin X firması bunu yaparken tamam, bunun bir maliyeti var ama bir marka değeri de kattığı için diğer firmaya nazaran bunu yapanın marka, yani sunduğu hizmet ya da ürünün değer algısı daha yukarıda. Tabii bu blog yazılarında da bunu yukarıya çekmek için de nasıl yaptığınızı anlatıyorsunuz. Ürünü nasıl ürettiğinizi, hangi kalitelere, hangi süreçlere dikkat ettiğinizi, marka ile ilgili haberleri paylaşarak da biraz çevrenizde etki altında bırakıyorsunuz aslında. Bu yoğunlaşmaya başladığı zaman bir değer üretiyor. Başta da bahsettiğim gibi, eğer sizin anahtar kelimeleriniz, yani SEO çalışmanız sitenize geçmezse zaten hani reklam da alamıyorsunuz. Yani burada bir bilgisiz şey var. Hani böyle eskiden gelen bir yanlış bilgi var. Hani ben sistemi koydum, reklama çıktım, reklama çıkarım, trafikte alırım, alamıyorsunuz. Artık alamıyorsunuz. Yani SEO'yu tamamen çok kaliteli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Zaten SEO'nun da çok kaliteli yapılması demek, sitede çok iyi içeriklerin olması demek artık. Hani evet. SEO için yazılmış yazılar şeyi var hala sektörde. SEO için yazılmış bir yazı yok artık. O bitti. Google çok iyi anlıyor bunu. İçeriğin yapay zeka olup olmadığını bile anlıyor. İçeriğin okunup
okunmadığını da bile anlıyor. İçeriğin sektöre, sektör kullanıcının okuduğu, sevdiği bir içerik olmasını çok iyi analiz ediyor. Bunu yaptığınız zaman içeriği yazabilen çok iyi videolar da çekebiliyor. O da sizde bir, çünkü kültür kazandırıldığı için iyi içerik yazan firmalar iyi videolar da çekiyor, iyi sosyal medya çalışmaları da yapıyor. Ve çalışanları da bunu yapmaya başlıyor. Bu da bir marka değeri yaratıyor. Şimdi buradaki ana unsur bu ve şey dönemine geçtik artık. Yani yapay zeka geldi. Google aramaları yapay zekaya dönecek. Şu an test ediliyor ve birbirlerinin çıkarmasını bekliyorlar. Eğer Bing yapay zeka aracını koyarsa Google da koyacak. Şu an her şey hazır. Ve hani şu aşamadan sonra artık YouTube'a video koymak, YouTube SEO'su yapmak gündemde artık dünyada. Hı hı. Ya çünkü aramalar oraya geçecek. Evet. Biz de ona yönelik aslında koca koca kurumlar, koca koca firmalar görüyorum. Yani mesela YouTube'a video sallıyor. Ne altında dakikalar işaretlenmiş, aramalara uygun. Yani YouTube optimizasyonu yapılmadan öylesine gelişine gidiyor. Oluyor. Kendim çaldım, kendim oynadım oluyor. Evet. Hiçbir SEO'su yapılmadığı için bu işte web sitelerinde de aynı durum var. SEO'sunu yapmadığım zaman oraya girecek tek trafik beni tanıyanlardır. Zaten beni tanıyanlar kazanılmış müşteridir. Evet. Beni tanıyan da zaten fuardan tanıyordur. Yaptığım hizmetten tanıyordur, sattığımdan tanıyordur. Hani web sitesinden dolayı tanımıyordur ama ihracattan bahsediyorsak, dünyanın diğer tarafında ürün satmaktan bahsediyorsak ilk bakacakları yer LinkedIn, yani sosyal medyalar ve web sitemiz. Evet, bir müşteri ziyareti döngüsü diyoruz. Bir siteye giriyor, sosyal medyalara gidiyor. Genelde de zaten clickbait çıkıyor sosyal medyalarda. Çok imaj kırıcı. Bugün yine bir firmaya girdim. Hala şeyin yaptığı duruyor yani. Ajans yapmış. Tabii bir tane eğitim şirketinin linklerine gidiyor. Şirket inşaat malzemesi satıyor falan. Yani bunlar çok imaj kırıcı. Şöyle artık şey de yapıyor biliyorsunuz. Yani çok ciddi satın alma yapanlar internet history'e bakıyor. Hani geçmişine bakıyor. Bakıyor aynı web sitesi. O geçmişinde 6 ayda bile bir hani değişim olmamış. Dediğim gibi zaten hani şu an yaptığı işten farklı bir iş çıkarsa o linkte o tamamen zaten şey hani ne fiyat verirseniz verin bence hani satın almayı engelleyen bir durum. Hani çünkü rakip çok fazla. Hani bu ürünü sadece Türkiye'de değil tüm dünyada satabilen sayısı internetten dolayı ulaşılabilir. Hani gün içinde 10 tane firmadan teklif almak çok kolaylaştı. Evet. Yani şey bir dünyada değiliz. Hani işte ben bunu üretiyorum, benden almak zorunda demeyeyim de. Hani zaten benden alacak, bir de gidip şundan alacak ya da bir de şu firmadan teklif alacak gibi bir dünya yok. Yani verdiğimiz fiyatları bizim de takip etmemiz, dijitalde rakiplerimizi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bunu müşteri yapıyor. Yani müşteri tek yerden artık hani 3 yerden fiyat alıp karar verdiğini ben sanmıyorum. En az 10'a çıkmış olabilir bu. Sen ne diyorsun? Evet. Mesela burada da bir husus var. Ya bugün de bir firma için girdim. Navlun hizmeti için mesela Almanya'ya göndermek istiyor. 20 yere tek tek yazmış. Halbuki artık bunların da bir pazar yerleri oluştu. Mesela Navlun Go gibi farklı farklı giriyorsunuz. Teklif size yağıyor yani. Herkes teklifi veriyor. Kıra kıra veriyor. Tabii hem teklifi veriyorlar hem o teklifi aldıktan sonra sizi belki ilk üçü bir de hani sitelerine girip, yani e-ticaretteki aynı süreçlerden bahsediyorum. Girişte de aynı şeyden bahsetmiş. Biz nasıl kendimize bir ürün olurken pazar yerlerine giriyoruz, en uygun fiyatlıyı seçiyoruz. Bir de gidiyoruz onun web sitesine bakıyoruz, yorumlarına bakıyoruz. Hizmetler hani, de aynı şekilde. Armut gibi yerlerden hepsine bakıyoruz. Boyacı çağıracaksak. Çünkü demin de dediğim gibi bir hiper rekabet çağındayız. Ve bu hiper rekabet çağını hem sitelerin mesela burada da PageSpeed gibi yerlerden sitenin hızını vesaire biliyoruz. Çokça yapılan hata var. Çok geç açılıyor, görseller çok yoğun oluyor vesaire. Bunları geçiyorum ama herhalde içinde bulunduğumuz çağı iki ibareyle betimleyebiliriz. Birisi yani, hiper rekabet çağı, bir de hız çağı. Yani hız çağı bu kullanıcı deneyimi dediğim halde zaten SEO. SEO'nun en önemli kurallarından biri teknik SEO. Teknik SEO da hani kullanıcı deneyimi derken sizin zaten linklerinizin kırık olmaması gerekiyor. Bir de hızlı açılması gerekiyor. Yani 0.60 milisaniyeden önce açılması gerekiyor ki Google onu indekslesin. Yani bu 0.60 saniye de çok hani böyle kolay bir şey değil. Yani günümüz teknolojisinde tam yapılabiliyor ama onun için de bayağı bir emek gerekiyor.
Bir de bunu uluslararası ticaret dersek, oradan çok bahsetmedim. Çoğu firma geliyor hani Türkiye'de com.tr site ile uluslararası ticaret yapabileceğini düşünüyor. Burada hem dilinin yerleşmesi gerekiyor. Yani bunun hani otomatik çeviriyle yapılmaması gerekiyor. Hem de belki Fransa'da mesela satmak istiyorsan benim Fransa linkiyle biten ya da oranın serverleriyle çalışan bir altyapı kurmam da gerekebiliyor. 10 tane ülkeyle çalışıyorsam 10 tane ayrı ülkeyi yani hub'tan kastım bu. Hani tüm noktada tamam com.tr'de birleşecek ama yaptığım tüm ticaretinde altyapısını tüm dünyada karşılayabilir bir yapı olması gerekiyor. Bu neden gerekiyor? Çünkü com.tr'de geçen bir SEO karşılığıyla Fransa'nın kendi yerlerinde geçen SEO karşılığı ne yazık ki bir değil. Yani her arama o ülkenin kendine özgü. Mesela özgü. Bizim çalıştığımız bir firmanın ürünü yerden kalkan bariyerle. Amerika'da Stinger Spike, Rusya'da Kaktüs diye geçiyor. Bunu otomatik çeviriyle yaptığınızda mümkün değil aramalara takılsın mesela. Tabii tabii. Şimdi o şeylere göre, yerel jargona göre siteyi belki oradaki hani bir yerel firmayla çalışarak oturtmak gerekiyor ki reklama çıkabilirsiniz. Evet. Kesinlikle yani, öyle. Yoksa orada aranmadığı sürece mümkün değil bunun olması. Bir de tabii ya bu SEO konusu biz saatlerce konuşmalıyız ama dediğimiz gibi SEO firmaların gizli satış elçisi. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. SEO yapmadan ihracata çıkmamak gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın SEO'ya yönelik destekleri var. Çokça desteği var. Yurt dışında markayı kaydettiğinizde SEO yaptığınızda bu harcamaları da %50-70 destekliyor. Firmaların ihracat stratejilerinin ayrılmaz parçaları aslında hedef pazarları belirleyip sitenin dillerini ona göre uyarlaması benim herkese söylediğim. Strateji çizerken böyle çizilmesi gerekiyor. Dünyanın her yerine ihracat yapmaya çalışmak, dünyanın bütün dillerini öğrenmek gibi beyhude bir çaba. Önce bunu bir diyeceğiz. Şimdi bunu dedikten sonra siteyi kurduk. Siteyi hedef pazarların dillerine göre kurmalıyız. Bunu da otomatik çeviri değil, bizim çeviri yapmamız gerekiyor. Profesyonel olarak bunu yaptıktan sonra da reklam vermemiz gerekiyor. Olay bundan ibaret. Tabii yani burada bir konuda yani gelen müşterilerden dolayı bilgilendirmem gerekiyor. Yani birçok yazılım şirketi var, web site yapıyorlar. Tamam oraya dili koyuyor ama SEO yapılmamış şekilde koyuyor. Otomatik çeviriyle koyuyor. Ya da hani Google'un bazı arkada verdiği servisler var. Sitenizi otomatik çeviriyor değişik dillere. Bu şey demek. Ben Türkiye'deyim. Türkiye'de mesela bir Arap'ım. Arapça kullanıyorum cihazımı. Sizin sitenizi Arapça görüyorum. Bu ya da işte ben Türkiye'de bir yabancıyım. İngilizce kullanıyorum cihazlarımı. Sizin sitenizi İngilizce görüyorum. Yani bu e-ticaret mantığındaki dil değişiminden bahsediyorum. O yerel anlamdan Türkiye içerisinde tamam dili değişiyor. Ama o sitenin uluslar anlamda listelenmesine yazık ki olmuyor. Hani bu Çok farklı bir şey. Uluslararası SEO. Ya Türkiye'de pek yapabilen de yok yani. Türkiye'de. Benim gözlemlediğim yapabilen sayısı çok çok az. Uluslararası SEO. Şey 7 dile çevirmek demek bir siteyi tüm dünya ulaşacak anlamına gelmiyor. Ya Türkiye'deyse eyvallah hani girdiği zaman tam onun Arapçasını görür ama ben o siteyi Arapçaya çevirdim diye de işte Arabistan'da listeleneceğim anlamına gelmiyor. Buradaki yatırım şu anlamda değerli. Eğer hani biz kalıcıysak, bu yola baş koyduysak yaptığımız işe en şey hani kalıcı değerlerden biri SEO. Yani SEO geriye gitmez yaptığınız iş. İleri gider sürekli. Evet. Ama reklam verdiğinizi düşünün. Reklamı bir ay verirsiniz, kesersiniz. Bir sene verirsiniz, kesersiniz. Verim almazsınız ama reklamdan alacağınız verim belirleyen şey SEO kaliteniz. Yani çarpan etkisi çok fazla. SEO'ya yatırdığınız bir değer reklamda size 100 değer olarak geri döner. Yani evet. Getirirse eğer organik trafikte getirmesinin dışında. Çünkü SEO dediğim gibi sizin aslında sitenizi optimize etmeniz yani kullanıcı deneyimine göre optimize etmeniz. Çünkü Google'un kuralları kullanıcı deneyimini yani sizin kendi alanınızdaki otoritenizi yukarıya çıkartıcı faaliyetler bütünü aslında. Yani bu şey değil. İçeriye kelimeleri gömelim.
işte vesaire değil. İçeriye kullanıcının gelip okuyacağı ya da kullanıcının gelip hemen böyle teklif alacağı hap şeklinde, yani tüm sizin işinizi dijitalleşme süreçlerini başlatıp geliştirdiğiniz, kurumsal kültürünüzü yansıttığınız, çalışanların da kullandığı ve herkesi dijital olarak bıraktığı izlerle takip edebildiğiniz, reklamınızı çıkabildiğiniz bir alan olarak düşünmek lazım. Yoksa eski anlamda, hani kart vizit anlamındaki web site çok bir işe yaramıyor. Onun yerine bir LinkedIn profil sayfası daha çok işe yarardı. Hani direkt kesinlikle. En azından SEO yapar size. Evet. Tabii, oranın linkini vererek de çözebilirsiniz. Ve hani, tüm dünya dijitalleştiği için sizin kurum kültürünü dijitalleşme kalitesi de biraz şey yapıyor. Hani şimdi dijitalleştiğinizi düşünün. Nedir bu? Daha çok verim, daha çok böyle hani ticaretin hızlanması, süreçlerin hızlanması. Sen çok güzel bir şeyden bahsettin. Ben sende iletişime geçtim mesela. Bir ürün satın alacağım. Sen daha kargo süreçlerinde dijitalleşip işi hızlandırmadıysan bu iş sürekli yavaşlayacak anlamına geliyor. Evet. Hadi bu da bir ticarette şey. Artı aslında hani çok uygun fiyatlı bir ürün verebilirim ama sana sunduğum çok uygun bir dijital altyapı yok. Hani hızı işi devamlı hızlandıracak bir altyapım yok. Tersine ben işi sürekli yavaşlatacağım. Karşı tarafta bunu ek bir maliyet kalemi olarak görecektir. Ha, bunu yapanın fiyatı eğer aynı fiyatsa doğal olarak hani daha dijitalleşen ve hani bu konularda daha hani böyle pazara uygun hareket eden, ne yazık ki Çinliler yine şey olacak ama karşılaştırma gibi olacak ama çok güzel yapıyorlar. Evet, Çinlilerin zaten bizim firmaları bile ben görüyorum, makine firmalarını vesaire. Siteniz çok kötü, size yardım edelim falan dediklerini görüyorum. Biz deyince olmuyor, Çinliler deyince oluyor ama. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Yine farklı farklı sohbetlerde çokça buluşacağız. Dijital ihracat denildiğinde biz her anlamda bütün bildiğimizi paylaşacağız. Bizden rehberlik almak isteyenlere de yardımcı olacağız. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.